Efendim, herkese merhabalar. Yine çok güzel bir lokasyonda sizlerin karşısındayım. Neredeyim? Değirmendere, Malta Şelalesi'ne geldim arkadaşlar. Ben her sene buraya mutlaka bir defa geliyorum. Özellikle orman yasakları bittikten sonra buraya geliyorum. Çünkü orman yasakları varken buraya gelmek hem cezai anlamda tehlikeli hem de ulaşımı çok zor. O yüzden yasaklar bittikten sonra kafam rahat bir şekilde buraya gelmeyi tercih ediyorum. Hafta içi geldim, kimseler yok. Nedeni de şu, güzel bir yürüyüş yapayım istedim. Şöyle 2 kilometre de olsa, 3 kilometre de olsa doğanın içerisinde kuş sesleri böyle cıvıl cıvıl şakıyorken şurada şu yolu güzelce bir yürümek istedim. O yüzden atladım geldim. Sizlere de Değirmendere Malta Şelalesi'ni tanıtmak istedim. Şimdi bir kahve yapalım önce. Şöyle masamı çıkarttım. Mis gibi kahvemi yapayım, bir kahve içeyim. Ondan sonra yavaştan hem Malta Şelalesi'ni göstereceğim hem de yürüyüşümüze başlayacağız arkadaşlar. Ama onun öncesinde şelalecik diyeyim. Girişi hemen şurası. Ben yol üzerine çektim arabayı ama tabii ki etraf arkadaşlar leş gibi. Ben birazcık böyle mıntıka yaptım. Şimdi bu kalanı da toplayacağım. Görüyorsunuz böyle yol üzerinden bakın. Şöyle bir battal boy poşet çöp çıktı. Yani hani bunu artık her videomda klasikleşmiş söylüyorum. Götürün arkadaşlar çöplerinizi yanınızda. Gözünüzü seveyim. Bakın böyle yol üzerine çektim. Zaten burada koyabilecek başka yeriniz yok. Böyle şahane bir yol. Malta Şelalesi de hemen aşağı tarafta. Bugün çok güzel bir hediye geldi arkadaşlar Alaska Craft'tan. Çok şık bir hediye arkadaşlar. Bakın Alaska Craft'ın logosu burada. Şöyle içinden çıkarayım. Tek elle yapıyorum. O yüzden birazcık zor oluyor. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Öncelikle sorayım size. Bu bir orman kesesi. Böyle açılıyor. İçinden çok güzel bir kese çıkıyor arkadaşlar. Bunu belinize takıyorsunuz. Bakın şöyle görüyor musunuz? Belinize takıyorsunuz. Ormanda yürürken, yürüyüşünüzü yaparken içine gerekli eşyalarınızı, topladıklarınızı koyuyorsunuz. Bu arada hakiki deri el işlemesi. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Buradan Alaska Craft'a da çok 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 teşekkürler. Kendilerinin yaptığı işlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresini de videonun içerisine koyacağım. Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Bayağı başarılı ürünler yapıyorlar. Çok teşekkürler. Oh valla kahvemi de yaptım mis gibi, hatta bir bakayım. Oh, tadından yenmez. Şimdi arkadaşlar, artık havalar iyice ısırmaya başladı. Yani şimdi bile mesela burada güneş bir gidiyor bir geliyor. Tam yağmur sonrası. Birkaç gün önce yağmur yağdı. O yüzden hava hala bulutlu. Bir gidiyor bir geliyor. Güneş gittiği zaman baya baya bildiğiniz soğuk oluyor hava. O yüzden artık böyle üstümüze başımıza bir şeyler almanın zamanı geldi. Şimdi bir aksilik olmazsa birazdan bir yürüyüş yapacağız. Malta Şelalesi'ni göstereceğim size. Ama Malta'ya şelale demek aslında çok doğru değil. Çünkü burası bir şelalecik. Yani çok ufak bir yerden akıyor. Kışın çok daha gür akıyor ama yine de döküldüğü yer çok ufak. O yüzden hani böyle adı şelale kalmış diyelim. Fakat doğal olarak gerçekten inanılmaz güzel. Buradaki yürüyüş yolları, işte çevrenin yeşil kalması, çok bakir kalması, inşaata dönüştürülmemesi vesaire gerçekten inanılmaz güzel. Bu yüzden Malta tarafını seviyorum. Buraya geldiğinizde hiçbir şekilde telefonunuz çekmeyecek ve yakınlarda hiçbir şekilde alışveriş yapabileceğiniz vesaire bir yer bulamayacaksınız. Bu yüzden buraya geldiğinizde lütfen temkinli ve hazırlıklı gelin. Onun dışında buraya geldiğinizde sadece buradaki doğanın tadını çıkartabileceksiniz. Eğer ki yürüyüş yapmayı seviyorsanız gerçekten burada olmaktan çok 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 keyif alacaksınız. Birazdan zaten bir yürüyüş planladım. Yürüyüş çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Yani buranın yürüyüş yolu çok fazla uzun değil. Ya uzun aslında. Çok bağlandığı yer var ama benim bildiğim ve bu saatten sonra gitmek istediğim yer öyle çok uzun değil. Fakat yol üzerindeki o güzellikleri size göstermek istiyorum. Yol üzeri manzaralarını göstermek istiyorum. Benim asıl amacım o. Şu kahveyi bir içeyim. Ondan sonra hemen çıkacağız yola. Kahvemizi de içtiğimize göre artık Malta Şelalesi'ni sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir girişi var şelale yolunun. Hatta bakın şöyle göstereyim. Araba direkt burada. Böyle güzel bir patikadan aşağı iniyoruz. Zaten çok kısa. Of 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 of. Bakın. Hemen kendini gösterdi. Burası aynı zamanda kral havuzu arkadaşlar. Burada yüzebiliyorsunuz. Of of of, şu güzelliğe bakın ya.
işte Malta Şelalemiz bu arkadaşlar. Bakın, şelale dediğim işte bu kadar. Yani adı şelale ama kendisi şahane. Nasıl ama? Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Yani burası gerçekten cennet gibi, cennet. Burası gerçekten arkadaşlar tam bir cennet. Tam bir cennet yani. Hani o kadar güzel ki buralarda gezmesi. Çok ufak bir alan ama gerçekten inanılmaz keyifli bir alan. Her tarafından sular akıyor, şırıl şırıl. Yani insan daha ne ister? Yemyeşil alan, suları akıyor, tertemiz. Ya biliyor musun? Baksanıza şu güzelliğe. Vay 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 vay. Malta Şelalesi'nin giriş kısmı işte böyleydi arkadaşlar. Şimdi fazla zaman kaybetmeden ben buradan ayrılıyorum. Birazcık yürüyüş için yol üzerine doğru çıkacağım. Oradan da gidelim birazcık yürüyüş yapalım. En azından çevrenin güzelliğini de, yolların güzelliğini de göstereyim size. Sonbaharın güzel renkleriyle birlikte yürüyoruz. Hemen sol tarafımızda bakın o kral havuzlarını oluşturan su devamlı güzergah boyunca akıyor. Burası yani bayağı uzun arkadaşlar. Tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum. İnternette hiç araştırmadım. Eğer bulursam koyarım videoya ama döküldüğü yer Tahtalı Barajı. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. Ataköy göletinde bir kamp daha yapmıştım arkadaşlar. Sanırım geçtiğimiz seneydi. Onun da videosunu hemen şu üst tarafa bir yere koyarım. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ataköy göleti ile Değirmendere, Malta Şelalesi aslında birbirine çok yakın. Yani arası yaklaşık dağ yolundan 5 kilometre civarı olması lazım. 5 veya 6 kilometre. Hatta videonun içerisinde terk edilmiş bir tane köy vardı. İsmini şimdi hatırlamıyorum. O köye de Değirmendere Şelalesi'nden 9 kilometre. Yani aslında buraya geldiğiniz zaman çok güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Günü iyi planlarsanız ve yürüyüş yapmayı seviyorsanız bayağı güzel çevrede lokasyonlar var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bu da size ek bir bilgi. Yürüyüş yapmaya başladığınızda Malta Şelalesi'nin oradan bakın şu ön tarafımda gördüğünüz çeşmenin buraya tam 1,5 kilometre arkadaşlar. Yani aklınızda bulunsun. Bu yol üzerinden yürüdükten sonra hem burada mola verebilirsiniz bu çeşmede.
Hem işte suyunuzu doldurabilirsiniz. Bu direkt dağdan geliyor. Dağın kalbinden geliyor. Çok güzel bir sudur. Normalde bakın arkadaşlar. Yani hep buralardan akıyor su. Ya burada her yerden su akıyor. İnsanlar buraya genelde sularını doldurmaya geliyorlar. Hemen burada da gölgelik bir alan var. Burada molanızı verebilir. Ondan sonra yürüyüşe devam edebilirsiniz. Zaten bir kilometre daha yürüdükten sonra kesim alanı başlıyor. O kesim alanından sonra çok da fazla ilerlemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama birazcık daha gidelim bakalım. Oh, yaklaşık 3 kilometre civarı, 2,5 bakayım hatta. Çok pardon. Şuradan bir kontrol edelim. 2,7 kilometre sonra bir yol ayrımı geliyor arkadaşlar. Bakın size şu yol ayrımını bir göstereyim. Şöyle bir yol ayrımıyla karşılaşacaksınız. Bu yol ayrımını sağa doğru takip ederseniz eğer sizi güzel bir yere götürecek. Şimdi ben o taraftan gideceğim. Ama eğer sola doğru devam ederseniz, yani hiç istifinizi bozmadan dümdüz devam ederseniz hem kesim alanı geliyor hem de dediğim gibi sizi Ataköy Gölesi'nin o tarafa doğru götürüyor. Ama bu yol tavsiye ettiğim ve çok da fazla bildiğim bir yol değil. Çünkü kesim alanından geçiyorsunuz. Ben sevmiyorum kesim alanlarını. O yüzden bu sağ taraftan ilerliyorum. Burası da Ataköy Göleti'ne gidiyor ama birazcık daha uzatıyor yolu. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Normalde kışın buradan geçmek için arkadaşlar baya baya çaba sarf etmeniz gerekiyor. Burası komple suyla kaplanıyor. O yüzden şuralardan böyle aralardan, derelerden bir şekilde geçiyorsunuz ama normalde bu yoldan böyle rahat rahat yürüyerek geçemiyorsunuz. Şimdi ben neden sağa döndüm? Hemen onu da izah edeyim size. Şimdi az ileride çok güzel bir kamp yapabileceğiniz çadırla veya arabayla bir alan var. Buraya kadar gelmişken onu da sizlere göstermek istiyorum. O yüzden buradan sağdan doğru ilerledim. Bir de oraya gidince size bir bilgi daha vereceğim. Kamp yapabileceğiniz bir alan daha arkadaşlar. Bakın böyle çam ağaçlarının ortasında dümdüz ister karavanla isterseniz de çadırınızla konaklayabileceğiniz bir alan daha var. Suya ve yola çok yakın. Yani geçtiğimiz yer hemen 100 metre ileride dere kenarı. Burada tabii bilenler buraya geliyor veya ormancılar geliyor. Ateş için yer oluşturmuşlar. Taşlar da hazır. Burada ister kampınızı yapabilirsiniz, ister mola verebilirsiniz. Bu seçim tamamen size ait. Ama gerçekten güzel yer. Dediğim gibi dere de hemen şuradan aşağıdan akıyor. Neden size bu alanı gösterdim onu da söyleyeyim. Kışın, daha doğrusu kış sonunda bahar aylarına doğru yağmurlardan sonra arkadaşlar buraya insanlar mantar toplamaya geliyor. Buranın köylüleri. Eğer aranızda mantara ilgisi olan varsa burada çok güzel çintar ve kuzu göbeği oluyor arkadaşlar. Ben hemen hemen her sene buraya gelmeye çalışıyorum mantar için. Daha önce birkaç defa geldik, topladık. Güzel de mantar topladık. Ama onun dışında ben de daha yeni yeni öğrendim. O yüzden mesela geçtiğimiz sene geldiğimde yaklaşık 2,5 kilo civarı bir kuzu göbeği topladım. Ki kuzu göbeği biliyorsunuz şu anda kilosu yaklaşık 400 lira oldu. Gerçekten şahane güzel bir mantardır. Eğer birazcık mantardan anlıyorsanız buralarda çok fazla kuzu göbeği oluyor. Sadece doğru zamanlama yapmanız gerekiyor. O yüzden de bu alanı size göstermek istedim. Bu kamp alanından direkt karşıya ormanın içerisine girdikten sonra yukarıya doğru çıkmaya başladığınızda artık mantar avı sizin için başlamış oluyor. Sağdan devam ettiğiniz zaman da Kuşadası Ahmetli tarafına doğru devam ediyorsunuz. Ahmetli yoluna devam ediyorsunuz. Aynı zamanda işte Ataköy Gölesi'ne böyle uzatarak gitmiş oluyorsunuz. Alan böyle arkadaşlar. Bayağı güzel bir alan. Benim yürüyüşüm de burada sonlanıyor. Buradan sonrasını artık yürümeye gerek yok. Yani yaklaşık 4 kilometre dediğim gibi 3,5-4 kilometre bir yürüyüş yaptım. Bir de bunun geri dönüşü var. Ya toplamda hani tam hadi saat birazcık yanılıyor desek 3 kilometre diyelim. Git gel 6 kilometre. Gerçekten son derece keyifli ve son derece yeterli bir yürüyüş. Çünkü saatte 4 oldu. Ve geri dönüşü de saat 5-5,5 olacak. Yavaş yavaş. Çok da hava kararmadan karavanın oraya gitmek istiyorum. Böyle yerlerde biliyorsunuz bakir yerler çok da fazla karavanı da yalnız bırakmak istemiyorum. Şimdi birazcık ben buralarda dinleneceğim. Ondan sonra dönüş yoluna doğru devam edeceğiz.
Dönüş yoluna geçtim. Bakın yol üzerinde gördüğünüz bu ağaçsız alan kesim alanı arkadaşlar. Burada zamanında ağaçlar vardı. Bunların hepsini kestiler, yerine yeni fideler diktiler. Aynı zamanda Tunç Soyer geçen burada bir etkinlik yaptı. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir 3-4 ay önceydi. Yani yaz zamanı bir etkinlik yaptı. Ağaç dikim etkinliği yaptı. Çok katılmak istedim ama şehir dışındaydım. O yüzden katılamadım. Bayağı da istemiştim halbuki katılmayı. Çok güzel, tam Tahtalı Barajı'nın girişine İzdoğa adı altında güzel böyle bir orman oluşturdular. Kendilerini tebrik ediyorum vallahi. Çok güzel iş. Bence sonbahar mevsiminde yürünebilecek en keyifli parkurlardan bir tanesi Değirmendere Malta Parkuru. Dilerseniz benim gibi 6-7 kilometrelik bir yürüyüş parkuru kendinize düzenleyebilirsiniz. Ya da 20-25 kilometreye kadar bu mesafeyi uzatabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Instagram üzerinden geçenlerde bir anket yaptım arkadaşlar. Ufak böyle keyifli bir yürüyüş grubu kursam bu gruba katılır mısınız diye. Bayağı da bir katılır mı işaretleyen oldu. Bu yüzden yakın zamanda yağmurlar başladıktan sonra böyle keyifli yaklaşık 6-7 kilometrelik kısa bir yürüyüş parkuru oluşturmayı düşünüyorum. Yürüyüş grubu oluşturmayı düşünüyorum. Eğer siz de böyle haberlerden mahrum kalmak istemiyorsanız lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu yapacağım yürüyüşün de ufak sembolik bir ücreti olacak. Bu da neden arkadaşlar? Bu sembolik ücretle dağda yaşayan, dışarıda yaşayan hayvanlara mama alacağız. Bu ücreti isterseniz mamayla ödeyebileceksiniz. İsterseniz nakit verip mamayı benim almamı sağlayabileceksiniz. Böylelikle hem yürüyüşümüzü keyifli keyifli yapmış olacağız hem de bu sokak hayvanlarına bir iyiliğimiz dokunmuş olacak. Bence keyifli olur. Evet, yuvamıza geldik arkadaşlar. Artık birazcık dinlenebiliriz sanırım. Çok keyifli bir yürüyüş oldu valla. Bu güzel sonbahar gününde hem böyle havanın çok sıcak olmadığı keyifli bir günde, yağmur sonrası keyifli bir yürüyüş yapmış olduk. Artık birazcık dinlenelim. Vallahi yoruldum. Bugün çok güzel bir doğada şahane keyifli bir yürüyüş yaptık. Aynı zamanda bu cennet köşesinde sizlere tanıtma fırsatı buldum arkadaşlar. Umarım izlemiş olduğunuz videodan keyif almışsınızdır. Hazır böyle güzel ortam bulmuşken videonun kapanışını da bu güzel ortamda yapayım istedim. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Eğer ki bana destek olmak isterseniz katıl butonuyla veya teşekkür butonuyla bana destek olabilirsiniz. Oralara yapacağınız ödemelerin hepsi sokak hayvanlarına mama olarak geri dönecek. Bu da size bir ufak hatırlatma olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.